Evet, daha içeri girmedim. Şu an böyle motorcular geliyor gidiyor. Abiler var. Böyle motorlar. Bakalım bugün içinde burası nasıl olacak? Ben şimdi ne almam gerekiyor diye bir soracağım. Bakalım bilet millet nasıl işlermiş bu işler. Ondan sonra yolumuza bak. Aslında bilmiyorum ama burası çok güzel bir yere benziyor. Daha içeri bile girmedik. Bir sürü emmi dolu. Motorcu emmilerle dolu her yer. Emmiler, emmiler, motorcu emmiler. Soft tail slim'imiz var. Fatboy'umuz var. Spinger'ımız var. BMW'miz var. Orada bir Elektra daha var. Var da var. Evet, bu da kamp alanı çok dolmamış herhalde ama burası muhteşem bir ortam. Ya bunu söyleyebilirim, bu kadar çok motor falan her yer. Keyifli olacak. Ben de buraya kurulayım diyorum. Şuracığa kurulurum. Ağaç da var, ağacın altına doğru. Güzel olur bence. Kurulayım en iyisi. Ama bir tur gezeyim öyle kurulayım bence. Evet, bir tane bira içtim, biraz etrafa baktım. Bir sürü alacak şey var burası. Pin olsun. Beş olsun, adeta bir cennet gibi. Hala aynı yerdeyim, motorlar gitgide kalabalıklaşıyor. Güzel motorlar var da şimdi insanların böyle tavrını daha tam çözemediğim için çok yanlarına gidip çekmiyorum. Benim motorum, benim çadırım, benim biram marketten aldım. Soft Tail Breakout galiba şu. Bir tane Sportster var, arkada Springer var, bir Elektra daha var. Road King herhalde. Neyse işte motorlar. Bak custom motorlar var. Güzel motorlar var. Güzel custom motorlar var. Ama adamların memleketi yakın. Benim gibi Türkiye'den gelmiyorlar sonuçta. İnsanlar kamplarını kuruyor oraya doğru. Motorcular geliyor. Bu abinin motoru çok güzel. Bunu özellikle çok beğendim. Yani Türkiye'den buraya gelemezdim bununla ama çok tatlı bir motor. Jack Daniels yazıyor üstünde. Burada bir Silverwing var. Motorcu abi gelmiş. Güzel yani. Bakın arabalı motorlar var. Bizim yok mesela bunlardan. Çünkü biz neden yok bilmiyorum. Ondan sonra köpek var ağzında topuyla gidiyor. Oo. Yukarıda çıkacağım. Burada bir şeyler satılıyor. Çok da güzel şeyler satılıyor. Birkaç bir şey alacağım. Çok yanaşmıyorum. İnsan pek şey yapmıyorlar. Burada peçler var. Çok güzel peçler var. Çok kaliteliler. Ekvador'dan gelmişler. Az önce sohbet ettim. Bir tanesini alacağım. Bakalım hangisini alacağım. Burada beni kamyonuyla yoldan çeviren abinin standı var. O çok zayıf. Ben o standdan bir şeyler alacaktım ama stand biraz daha zayıf olduğu için sadece bir şey alıp onun da gönlünü alabiliriz belki, bilmiyorum. Anahtarlık alırdı kuru kafa. İşte bu abi beni yoldan çevirdi. Look at it. This guy just tell me that this is a festival in here and then this is why I'm here. Burada standlar böyle devam ediyor. Ben buraları gezdim. Burada da peçler var. O peçlere de bakalım. Bakayım hatta ben. Ama yeni açılıyor burası. Hay. Bu da 5 euro, 3 euro bir şeyler toplarız. Böyle her yerimize bir şeyler yaparız gibi geliyor. Alana gidelim. Alanda bakalım neler var. İyi ki buradayım. Yani düşündüğüm kadar büyük değil ama çok keyifli, güzel yani. Ne bileyim, ilk defa bir motor siklet organizasyonuna katıldığım için ki Avusturya'da European Bike Week'e katılacağım. İşte beni izlemeyin. Neyse etrafa bakın. İşte genelde yaşlı ablalar var. Yani motor etkinliğine geleyim de çılgınlar gibi seks yapayım, karı götüreyim derseniz eğer yaşlılarla idare etmeniz lazım. Yani en azından Fransa'da bu böyle. Bakınız yaşlılar. Standlar böyle devam ediyor. Dondurmacı abi var. Buradan biri alabiliyoruz.
Burası sahne muhtemelen akşam. Güzel şeyler olacak. Orada motorlar, kapının girişinde motorlar. Ay. Böyle devam ediyor. Burası. Burada küçük bir konser oldu. Konser oluyor zaten. Gördüğümüz gibi o tarafa doğru da standlar. Burası da orman. Burası da böyle bir yer şimdilik. Biraz çok bira içmiş olabilirim. Hayır, çok içmedim daha ama yani açım falan, bir de bayağıdır alkol almadığım için çok etkiliyor. Bir de ortam falan güzel çünkü bakıyoruz. Bir sürü motorcu geliyor. Hala geliyorlar, geliyorlar. Çok güzel. Bence güzel. Bir de burası öyle bir yermiş ki çok az dövmem olduğu için çok utanıyorum. Evet, daha önce birçok kez birleşik tuvalette bulundum. Birleşik tuvalette bulunmayı ilginç bulmuyorum çünkü tuvalet sonuçta. Ama ilk defa pisvor olan bir birleşik tuvalette bulundum. Ve arkamda teyzeler konuşurken çişimi yapmakta bayağı zorlandım. Yani sıçmaya kalksam demek ki neler yaşayacağım. Ya, görüyor musunuz bilmiyorum. Her yer motor işte. Aman abi, motor dolu her yer. Şimdi şurada şurada solda bir yerde striptiz yapacaklar güya da biz de izleyeceğiz ama henüz hiçbir şey yok ve zaten gördüğümüz gibi erkekler orayı doldurmuş durumdalar. Bakıyoruz, amca, bir tane kadın var, amcalar. Amcalar, burası full dolu. Biraz gezin istiyorsanız şöyle izleyeyim, gezelim beraber. Kendi kendime konuşmayayım, acayip dikkat çekiyor bunu. Biraz yürüyelim. Gördüğümüz gibi her yer motorcu amca ve teyze dolu. Başından sonuna bu kadar işte yani. Standlar falan var. Orada konser var. Ben bira alacağım oradan. Güya striptizci ablaları beklerken hala gelen motorlar var. Motorlar. Motorcu ablalar. Yürü. Nedense kendimi bir buraya ait hissedemedim. Öyle gidiyor motorcular. Hep motor. Her yer motor ya. Şarjım bitmek üzere, böyle şeyler de olmuyor değil. Evet tabii. Ama şarjım da bitti bitiyor. Ablaya bakalım. Bakın ablaya. Abla güzel şarj yapıyor. Kamerası düzgün de durmuyor ki. Kamera da değil, telefon zaten. Neyse, şuradaki video var. Şimdi ben bu ara videoyu buraya koymak zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü Gezi'nin bu festivalden sonrası bayağı zorlu geçti. Çünkü Fransa'nın yarısını geçtikten sonra işte hava soğudu, yazlık her şeyim, pardon kışlık her şeyim Ankara'daydı, bilmem neydi falan derken hava çok soğudu, yağmurdu, sisti falan, acayip böyle bir 1000-1200 kilometrelik bir yol yaptım falan ama çekmeye gitmediğim için şöyle bir problem oldu, hiçbiri çekemedim. Yani yalan da söylüyor olabilirim şu an, belki günlük güneşlikte gitmiş olabilirim ama bence bana inanın. Sonra Almanya'ydı, Hollanda'ydı, Paris'ti falan filan derken buralara motorla gitmedim. İşte hepimizin Avrupa'da bir akrabası kesin vardır, onlarla buluştum, biraz 10 gün sabit kaldım. Bu 10 gün sabit kalmanın sonrasında tekrar yola çıktım. O yüzden o ara çok yok. Ben montajı yaparken bunu çok profesyonel şekilde yedirebilirdim sanki direkt oraya gitmiş olarak. Ama ben bunu yapmak istemedim çünkü böyle. Yani o arada da yol yaptım. Ve buradan şu an bu Fransa'daki festivalden artık
Hollanda'daki, Almanya'daki gezi, akraba ziyaretlerinin ardından Ankara'ya artık geri dönüş yolu bu size sunmaya başlıyorum. Teşekkür ederim. Merhaba, uzun süredir konuşamıyoruz. Uzun süredir niye konuşamıyorsak? Sanki amına Şimdi şöyle bir durum var. Almanya'da ve Hollanda'da akraba ziyaretleri, manita ziyaretleri falan derken şimdi çıktım ve Prag'a doğru yol alıyorum. Prag'a doğru yola alıyorum. Bir sigara içeceğim, bir kahve içeceğim. Oradan da Prag'a ulaşacağım. Mülheim'den çıkalı çok fazla olmadı. Mülheim'de Almanya'nın birazcık doğusunda, birazcık değil, pardon, batısında. En batısı hatta. Yani Hollanda ve Belçika'ya çok yakın. Şimdi ben ne yapacağım? Prag nerede? Prag da doğusunda. Yani Almanya'yı baştan sona geçiyorum. Ama Almanya'yı nasıl geçiyorum? Böyle amını siktiğimin havasında geçiyorum. Amına koyayım, her yerde yağmur yağıyor. Bir 5 dakika durmadı amına koyduğum yağmuru. Bir artık daha önce gelirken sis de vardı. Sis, yağmur ve rüzgar yine her zamanki gibi bizimle birlikte. Prag sanırım şu an 500 kilometre falan kaldı. Daha yolumuz var. Yine geç çıktım her zamanki gibi. Ama tıngır mıngır ağır ağır gideriz diye düşünüyorum. Bu arada bu Alman otobanları yalan. Tamam, yollar güzel ama Alman otobanı dedin 5 şerit olur değil mi? Yok, Alman otobanı 2 şerit. Sağ taraf kamyon, sol taraf hızlı giden arabalarla dolu. Sağ taraftan ilerliyoruz. Kamyon önümüze çıkınca soldan, arkamızdan 250 ile gelen Mercedeslerin önüne geçerekten sollama işlemini yapıyoruz. Ama yine saygılı sayılırlar. Bir tane orospu çocuğu vardı ama kesin Polonyalıydı, Alman değildi. Ve bayağı bir sıkıştırdı beni. Bir de şimdi rüzgar müzgar falan, böyle yağmur falan, gaz da açamıyorum rahatça. Öyle gidiyoruz. Tabaklarımız var, kaskımız, yağmura hazırlıklıyız. Yağmurluğumuz. Bakalım Prag'da neler olacak. Evet, 5000 kilometrenin sonunda kısmetse ilk arızamızı da verdik ama umarım çok büyük bir arıza değildir ve benim tamir edebileceğim seviyede bir arızadır. Evet, bakıyoruz. Bu buradan çıkmış. Bunu ben şimdi takacağım. Yani inşallah takacağım. Bunu bakıyorum. Muhtemelen bunu sökersem, şunu sökersem, bunların hepsini çıkartıp bunu oraya takabilirim. Bunu Almanya'daki orospu çocukları sıkmıştı. Onların ben anasını sikeyim. Teşekkür ediyorum. Evet, problemi galiba çözüyor gibiyim. Buradan bu aradan geçip oradan buna tutuyor. Bu da onu tutuyor. Şimdi bunu sokup onu sokup sikeceğim oraya, bir şey yapacağım. Ha, motor tamir etmekten anlar mıyım ben? Hayır, hiç anlamam. Kesinlikle anlamam. Ama bakalım, çünkü kendi kendime çözebileceğim bir problemmiş gibi size şuraya koyayım. Duruyor musunuz? Ha, öyle bak. Yağ oldu, amına koyacağım. Elim kolum yağ, sikeceğim. Neyse ki çok sakin bir insan olduğum için bu olayı
büyük bir sakinlikle karşılayıp, ama bu vida buraya böyle değil. Amına koyayım, koca motoru tamir et, vidayı sıkama. Oldu anasını sikeyim. Gördün mü hep nikanajları yağ yaptık ya lan. Bunu ben bir tam takamadım, bunu bir sökeyim oradan. Tamam, orayı izledim, zor oynuyor. Şunu şuradan, biraz da şuradan izleyin. Şöyle ha, az da böyle. Bize okulda kamera açtılar, detay kullanın. Detay kullanın, detay kullanın. Amına koyayım, detay kullanın. Gerçi hocam hocam bunu izler, kızar, bizi bırakır zaten. Oldu 8 sene üniversite, amına koyacağım. Neyse, galiba bunu ben tamir edebildim. Ama ellerim biraz yağlı olduğu için bu son vidaları sıkmak biraz sorun oluyor. Ne kadar yol gittin diye sorarsan, daha hiçbir yol gidemedim. 250 kilometre ya gittim ya gittim. Ama 400'den sonrası rahat geçiyor. Huhuu! Tamir ettim. Görüyoruz. Frankfurt'a 205, Hanover'a 182, Würzburg'da 121 kilometre varken Kassel'de 22 kilometremiz var. Hava en azından biraz daha açtı gibi. There's something about us I want to say, 'cause there's something between us anyway. Evet. Abi aslında iyi geldik. Yani ya siz iyi de gelmedik de, o yağmur çamur falan derken baya yorulduk. Bir de dizlerim üşüdü. Kış dayımın verdiği içliği de unuttum. Benzinlik yok. 150 kilometredir benzinlik falan yok. Ama bu konserveler iyi fikir oldu. Yanına yiyecek ekmek gibi falan bir şey alacaktım. Benzinlik olmadığı için alamadım. Ama yarım depodan birazcık az benzinim var. Vardır herhalde bir 50 kilometre içinde. Yani 200 kilometrede de benzinlik olmazsa ben anasını sikeyim derim memleketimde. Biraz da şeyde var, hani yok diyelim, varsayalım. Şu yan döküm diyelim. Beş litre de ekstradan benzinim var Türkiye'den beri benle. Hava kararacak gibi ama halbuki alakası yok, daha çok bulut 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 her yer. Bulut amına koyayım. Hiç açılmadı ki hava. Yok. 10 dakika falan açıldı. Sonra bir daha kapadım. Yani kapamadı, ben geçtim gittim oradan. Sonra en son altıma işeyecektim, durdum. Duct tape'im yok. Rüzgarlıklarım, yani tabaklarım çıktılar. Amına koyayım. Ondan sonra bir böyle büyük benzinlik gibi bir şey bulup elimin içine bir plastik eldiven doktorların taktığında, bir de duct tape alabilirsem yoluma devam edebilirim. 348 kilometre kaldı Prag'a. Tahminimce son 100 kilometreyi falan karanlıkta gideceğim. Ya hava kötü olmadığı sürece karanlığın bir sıkıntısı yok ama yağmur yağıyorken bir de karanlık olunca hiç sevmiyorum. Çünkü ışıklar çok yansıyor. O yüzden baya hızım baya yavaşlıyorum.
biraz yağ eksikmiş şimdi. Şimdi koymayacağım gerçi. Benzinlikte durunca biraz da yağ koyarım. Benzin alıyorum. Ama üşümeye başladım. Yani üşüyorum şu an. Ne sikime yarayacaksa kaydediyorum ben. Yalnız demeyeyim dedim. Saat 10'da, yani TomTom'un söylediğine göre saat 10 gibi, 10 gibi dedim, 22 yazıyordu işte, Prag'da olacağımı söylüyor. Ama şimdi bir daha duracağız benzine falan, bir daha sigara iç derken 10.30. Yani bu akşam Prag'da hiçbir sikim olmuyor, yapamayacağız, gezemeyeceğiz. Geç çıktık. Bir de yağmur çok olduğu için hızlı yol alamadım. Buralar biraz kuru. Zemin de kuru. Yani bazen de yağmur kesilse de yağmış geçmiş. O yüzden zemin çok ıslak. Yani basmıyorum. Zemin ıslak olduğu zaman zaten bir de benim motorla öyle 200, 170, 180 gitmek hem gider gitmez yani çoğu zaman da. Yani tehlikeli, kafa atıyor, kafa sallıyor falan. O yüzden 130 falan iyi ama ben 130'da da gelemedim. 100 kilometre hızla gittim. Mola verdim, bir tane benzin aldım oradan. Bir de üstüne giderken arıza yaptı falan, yarım saat 40 dakika onu tamir ettim. Ya tamir etmem 15 dakika sürdü ama işte sigara içtik falan. Vakit kaybediyorum yani, öyle bir yerden bir yere çok hızlı gidemiyorum. Onun dışında Almanya'nın otobanları, iyi. Şimdi üç şeride çıktık, yağmur da gitti, güzel, çok trafik ama çok sürekli yoğun. Yani hani sürekli bir bayram trafiği şeklinde gidiyoruz. Yani böyle Türkiye'deki yollar çok kalabalık oluyor ya bayramda. Onun gibi yani, hiç böyle bayram trafiğini hiç aşmadık. Sollarken dikkatli olmak lazım. Çok hızlı geliyorlar. Mesela kamyon solluyorum. Şöyle aynaya bir 5 saniye falan bakmıyorum. Hemen kıçımda bir tane Mercedes var yani. Nasıl geliyorsa herifler. Sınırın olmadığı yerlerde yaldırıyorlar yani. Ben 150 ile falan 140'da giderken sın diye yanından geçen, sın diye de lızızız diye geçen araba var. Var tabii, böyle arabalar da var yani. Daha durdukça üşüyorum. Bacaktan çok alıyorum. Bir de yemek yedik. Şişimi de yaptığım için bayağı üşüyorum. Yani mesela Türkiye'de sağda solda giderken yol kenarlarında böyle outlet olur, mağaza olur. Burada hiç yok. Olsa gerçekten aldım bir tane de eşofman alacağım. Giyeceğim eşofmanı, üstüne pantolonun üstüne bunu giyeceğim. Ama böyle soğumaya devam ederse ve bir eşofman altı bulamazsam, ki yanında bir eşofman altı yok. Bir pantolon giyip üstüne bir pantolon daha giyip üstüne yağmurluğu giyeceğim. Belliğimi takarım. Ama tabii şey sevmiyorum. Şimdi bunların hepsini yapmam yine neredeyse bir yarım saat sürecek. Bir yarım saat daha atacak diyorum. Bu kadar geç çıkmamam lazım. Ama hep geç çıkıyorum. Hiç erken çıkmıyorum. Yolcunun ilk günü bile geç çıktım. Soğuk olmasa problem yok. Soğuk, güneş de gelmiyor. Hava kararınca İyice soğuruz biz. Mahvoluruz. Neyse işte, dedim öyle ya. Yeter o. Benim bu verdiğim ne an yağmurda, ne yalancı sonbaharda, ne bomboş sokaklar. Öncelikle herkese merhaba demek istiyorum. Bu video sonu videolarımı bir alışkanlık haline getirirsem çok güzel olur ama ne yazık ki çok komik bir adam değilim. Bir önceki video sonu videomda demiştim ki bunu yapınca çok iyi oluyor. İşte şurada bir şey çıkacak, sonra burada bir şey çıkacak falan, şurada çıkacak gibi şeyler anlattım, söyledim. Ve sonra dedim ki beni subscribe etmeyin.
Yani edin de. Etmezseniz de sikiniz sağ olsun dedim. Ama ben bir baktım ki bu videoların bir şekilde devamının gelmesi açısından benim YouTube'da subscribe edilmem lazımmış. Ben bu konuda mutlu muyum? Hayır değilim ama işte kapitalist düzen, sosyal medyanın çılgınlığı bizi bu durumlara kadar getirdi. Birkaç planım daha var videolarla ilgili. Öyle yani subscribe etmeseniz de çekerim ama hani bir yere kadar çekerim, bir yerden sonra çekemem. Çünkü çok sigara içiyorum, sigaraya çok paralıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.